akıllı ol. Oyalanmak yok. Bak, sana o kadar maaş veriyorum. Akıllı olun, her birinizle uğraşırım. Hiç acımam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kerbal Uzay İstasyonu'ndayız. Orası neresi ben de bilmiyorum ama işte. Gördüğünüz gibi minik minik tatlı şeylerin dolaştığı bir adam. Dünyanın dört bir yanından zeki çocukları. Üniversite 3. 4. sınıftan toplayıp buraya getirdim hepsini. Ne yaptık? Roket yaptık. Aslında biz yapmadık onu da. Bu çocuklar yaptı, ben ismini koydum. Panda 13 yaptım. Zira zaten bizim memleket geleneğimiz öyledir. Birileri yapar, biz parasını basar, kendi ismimizi veririz. Benim neyim eksik yani? Evet. Panda 13 yaptım. Burada şair Apollo 13'e bir selam çakıyor. Neyse, o bu değil de yavrum güzel şimdi, bak bak şekle bak. Benzinli falan iyi koydum yalnız. Her şey olması gerektiği gibi, boşluğa teşekkür ediyorum. Bundan önce fail bir uçuşum oldu, bir uygulamam oldu. Benzin koymayı unutmuşum alete. Ama bu defa koydum yani. Boşluk sağ olsun gösterdi, bu oyunu çıtır çerezlik. Eğlenceli bir şey, demo versiyonu. Bu linkini falan koyarım. Ya işte bilim güzel şey ya. Keşke sayısalcı olsaymışım. Evet, yavrucak bu. Şimdi yapmamız gerekenler. Uçuşa geçiyoruz. Zira ben yeterli çalışmayı yaptım. Benzinle, suyuna, bujisine falan baktım aletin. Evet, şimdi. Ne? Clear the launch pad. Ha, enkaz varmış. Temizlettiriyorum arkadaşlara. Sorun değil. Evet. Ne oldu? Uhu! Bu defa gece uçuşu yapacağız. Daha güzel, daha karizmatik. Manzara. Yavrum, tüm böyle Samanyolu, tüm güneş sistemi gayet net. Süper, rüzgar da bizim lehimize. İyi. Tamam, şimdi yapmam gereken, unutmama, Edmund Kerman. Edmund Kerman. Bizim astronot, buna da isim verseydim keşke. Neyse, Panda 13'ü o uçursun. Hedefi belirliyoruz arkadaşlar. Bir kere roketi nereden atıyoruz? Ora nerela, kutuplardan mı? Yo. Güneş. Of. Klasiktir. Haritada Türkiye'yi bulmam lazım da o yüzden. Hafız. Ora Portekiz olsa, İber Yarımadası olsa, burada kutup var mı? Rusya? Yo. Lan bura dünya mı? Yo, bura kutuplar, dünya. Ya Güneş kardeş. Güneş, Hafız, şöyle bana doğru gelsin. Şurayı aydınlatsana diyeceğim ama gece. Onu geç. Neyse, tamam, problem değil. Olur böyle. Zaten gece uçuşu istiyordum ben. Hani küçükken sorarlardı. Ne olacaksınız, ne edeceksiniz? Hani o ben astronot olacağım diyen çocuk var ya, o ben değildim. Keşke olsaymışım. Daha herhalde daha fantastik bir hayatım olurmuş. Evet, ayı hedef belirledim. Şimdi uçuş podumuza geçiyoruz. Evet. Şimdi Edmund hazır. Hedef belirlendi. Bir eksik yok. Benzini, yağ, mağım. Onlar tamam. Evet, uçuşa hazırız. Hadi bismillah. Boşluk, bu uçuşumu sana adıyorum kardeşim. Bu oyunu şey yapmışsın, güzel. Siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Kim en yükseğe uçacak onu bilahare tartışırız. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Şöyle, evet. Hani kameralarda öyle olur ya. 10, 9 diye gider. Neyse, bizde 3, yok 5. 4, 3, 2, 1. Pardon, şimdi ateşledim. Gazı verdim. 3, 2, 1, left off. Allah'ım, uçurmuş. Woohoo! Görüyorsunuz, Panda 13 aya doğru. Hey yavrum benim be. Süper ya. Bu ne lan? Solid Fuel niye bu kadar hızlı bitiyor? Ups. Bir... Bas. Ay, niye attım lan ben? Ağırlık attım. Ulan iyi de gitmiştik bakayım. Ay, bayağı da gitmişiz. Bir şey. Houston. 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 Ha, kendi podumu kurtar. Abo. Ben paraşütü açayım da. Bari bizim körbalı kurtaralım Edmund'u. Ana, çakılıyoruz Allah. Ya biz çakılmıyoruz da. Evet. Biz paraşütü açtık. He. Yani şey yapmışım ya ben. Demek ki benzini
iyi ayarlayamadıysam ya da o likit benzinden, pardon, solit benzinden, bildiğimiz akaryakıttan bir de likit benzinle lan likit yakıta şey yapamam. Öyle işte, ben eşit ağırlıkçıyım. Onu belirtmiştim değil mi o zaman? Tamam. Neyse ya, ben bir uğraşayım bunda. Evet, esen kalın. Houston. Houston.